Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün özel bir konuya giriş yapacağız. Göç hikayeleri. Her biri benzersiz ve dokunaklı olan bu hikayeler insanların hayatlarına önemli bir dönüm noktasını temsil etmekte. Biz de bugün bu hikayelerden bir tanesine hep birlikte kulak vereceğiz. Göç sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda kültürel bir alışveriştir de. Göç etmek aslında tam olarak şuna benzer. Bilinmeyene doğru atılmış bir adım olarak kullanırsak yanlış yapmış olmayız diye düşünüyorum. Ve bu macera dolu adımdan insanlar birçok yeni öğretiler, birçok yeni tecrübeler ediliyor. Bizim de amacımız bu hikayeleri sizlerle paylaşarak, sizlere göstererek yeni hikayelerin oluşmasında veya bu yönde bir işlerinde heves olan insanların bu yönde biraz daha gaza gelip bu tarz kendi hikayelerini yazabileceği, kendi maceralarına yola çıkmak için arkanızdan şöyle bir iteklemek diyebiliriz. Yani tamamen sizi gaza getirmek için yapılan bir video. Ve bunu bir seri halinde yapmaya devam etmeye çalışacağız. Buradaki arkadaşlarımız, yeni insanlar, işte yorumlardan yazıp yanlarına gidip çekeceğimiz videolarla size bu göç hikayelerini anlatmak istiyoruz. Umarım size de ilham verici olur. Siz de bu tarz bir yeni başlangıç ve bu şekilde bir maceraya atlayıp kendinizi bu alanda da bir tecrübe etmek, kendinizi yeniden tanımak gibi bir düşünceniz varsa bu video tam sizler için. Hatta bu video serisi tam sizler için. Elimizden gelince bu videoları devam ettirmeye çalışacağız. Çok daha fazla uzatmadan ilk konumuzun evine doğru gidiyorum şu an. Bugün Oslo'da hafif kapalı bir hava ama yapacak bir şey yok. Şu an onun evine doğru gidiyorum. Devamını artık oradan doğru devam edeceğiz. İlk konumuz Şadan bizi kabul etti. Biz buraya geldiğimizden beri, ilk günlerden beri arkadaşlarımız devam ediyor. Sağ olsun. Aynı zamanda kendisi de fotoğrafçı olduğu için ekstra bir bağımız var. Müzik de var. Yani biraz müzik de var onda. Ben de yokum. Neyse ilk önce bir Şadan. Kendini biraz tanıtmanla başla. Ben ondan sonra zaten senin için sorular hazırladım. O sorulardan devam ederiz. Eyvallah. Teşekkür ederim böyle bir şansı bana tanıdığın için. Söylediğim gibi ismim Şadan. Türkiye'den Norveç'e 2012 yılında geldim. Ondan önce de İsveç'te okudum aslında. Yani toplamda yaklaşık 15 senedir yurt dışındayım. Soruları bilmiyorum nasıl olacağını ama kısaca kendim anlatırsam. Göç etmek gibi bir fikirle gelmedim aslında buraya. Yani fikir olaraktan bir göç fikri yoktu. Ama daha çok bende merak vardı. Yurt dışına gitme merakı, başka ülkede yaşama merakı. O yüzden ilk gittiğim yerde Hollanda'ydı. Bütün Pandora'nın kutusu orada açılmış oldu. 2007 yılında Erasmus'a gittim. Orada ilk defa uçağa bindim böyle giderken. Ve ilk defa yurt dışına çıkmış oldum. Ondan sonra da dönmedim. Dönemedim yani. Yani her şey Hollanda'yla başladı. İlk evet. Yurt dışı. Ondan sonra okulu bitirip mi geldin, evet. İş için mi geldin yoksa okumaya mı geldin? Boğaziçi Üniversitesi'nde 4. sınıftayken gittim Erasmus'a. Bir dönemlik gittim. Hı. Ve o yüzden okulum uzadı. Çünkü dersler sayılmadı falan. Ama sorun değildi. Yani yarım dönem uzamış oldu. Pardon, bir dönem uzamış oldu yarım sene. Onun üzerine de 2009 yılında İsveç'e yüksek lisansa gittim. Lubsala'ya. Ve aslında oraya giderken hatırlıyorum. Evde annemlerle duygusal bir an yaşamıştık. Şeyi hissetmiştim, dönmeyeceğimi hissetmiştim. Hatta o da demişti. Bana dönmeyeceksin gibi geliyor, Şadan demişti. Böyle dramatize etmek istemiyorum ama. Evet. Çünkü benim aklımda yoktu. Yani şey vardı, 2 yıl okuyup sonra dönmek falan vardı aklımda. Ama gittim, bilgisayar bölümüne gittim. Ya da hesaplamalı bilimler, Computational Science diye geçer. Ona gittim, 2 sene okudum orada. Onun üzerine önce Almanya, 8 ay. Almanya'yı pek sevemedim. En azından kaldığım yeri. Darmstadt şehrinde yaşadım. Ondan sonra Norveç'e bir iş teklifi sayesinde gelmiş bulundum. İlk geldiğim yerde Stavanger. 2 sene orada yaşadım. Yaklaşık 10 senedir de Oslo'dayım. 10 senedir Oslo'da. Zaten Şadan bizim buradaki yani eskiler dediğimiz... Eski toprak. Eski toprak dediğimiz insanlardan. Buradayım ben. Dostlardan. Bu sayede biz yani takıldığımız, aklımıza takılan konular olduğu zaman ilk danıştığımız insanlardan, çünkü 10 yılın vermiş olduğu bir deneyim, hatta 12 yıllık bir İskandinavya maceram var diyebiliriz genel olarak. Kısaca bir şey diyeyim mi orada? Tabii ki, istediğiniz olmazsa keseriz. Buraya gelmekteki, Norveç'e gelmekteki amacım, yani ilk başta en azından ekonomik bir sebep değildi. Genelde buradaki çocuklarla tanıştığımda onu görüyorum insanlardan. Yani daha iyi bir hayat, daha rahat yaşamak, daha iyi bir ortamda yaşamak Türkiye'ye göre, böyle bir amacım ya da hayalim yoktu. Dediğim gibi gerçekten İsveç'i çok merak ediyordum. Onun da sebebini kısaca söyleyeyim. Müzikle meşgul biriyim. Çocukluğumdan beri büyürken dinlediğim bir sürü müzik grubu İsveç'ten. Ve aslında sebeplerden yani bir tanesi müzik. O. Yani müzik. Ve yani hayalim hep oydu. İsveç'e yerleşip müzik yapmaktı. Öyle başlayan bir durum var. Bu şeyi etkiliyor. Hani hep Türkiye'de şey soruldu. Kaçtığında mı gittin Türkiye'den? Onu çok sordular. Özellikle eskiden. İsveç olduğu için olabilir belki. Ya da evet, Norveç'teyken de. Yani Türkiye'deki ekonomi iyiyken 2012'lerde. Ha, evet bak sen yani diyorsun ya, işte ben ekonomik amaçlı şeyle gitmedim. Çünkü 2012'de gittiğinde neredeyse 2'ye 1 gibi bir şeydi. Tam şu an hatırlamıyorum ama çok yakındı. Kur ve senin için, senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha ya büyük bir öngörü veya... Ama hani dediğim gibi daha çok benim farklı bir durum. Gönül için, yani gönülden kastım merakım ve istediğim için geçmekti. Yani şu oldu insanlarda, 2012'lerde Türkiye'ye döndüğümde Norveç'te yaşıyorum diyorum mesela insanlara. Yorumlar şey oluyor. Soğuk değil mi ya? İşte somon mu yiyorsunuz ya orada falan filan gibi, böyle boş intihar, yani gereksizmiş gibi. Ama son birkaç senede ne zaman konuşsam biriyle şeyi soruyorlar. Hangi şehir abi? Oslo mu? Asker mi abi? Dramen mi abi? Bir de şey, beni alabilir misin abi? Nasıl oluyor abi? Falan geliyor hani. Ben şimdi o zaman senin için hazırladım. Sorulardan. Allah! Sorulardan başlamak istiyorum. Hazırsan. Hazırım. Kimya mühendisi mezunusun. Sonrasında bu yazılım sektörüne nasıl geçtin? Bunu Boğaziçi'ndeyken mi devam ettin? Norveç'e geldiğinde eğitim mi yaptın? Yoksa Hollanda vesaire bir yerde mi? Onu nasıl ayarladın? Kimya mühendisliğindeyken bilgisayar dersleri vardı. En azından bizim dönemde. Ve benim hep şeyim vardı. Kimya mühendisliği derslerinde bir şekilde iyi not alamıyordum. Hatırlıyorum. Ta ki şeye kadar, 3. senede kod yazma dersi aldık. O zamanlar C vardı. Biraz eski bir dil ama Turbo C diye bir programda yazıyorduk. Ve o dersi çok sevmiştim. Onu hatırlıyorum. Ve şeydi, yani gerçekten böyle abartmıyorum. Neredeyse hiç çalışmadan A getirdim dersten. Ve ilk A'm da oydu. O zaman da işte soruna cevap vermek gerekirse, o zamanlarki hocam Pemra Doğruker diye bir kimya mühendisliğinde bir hocaydı. Şey yapıyorsun, son dönemde bir bitirme tezi gibi bir şey yazıyorsun şeyde, lisansta, yüksek lisansta değilken. O hoca demişti, Şadan sen ne yapıyorsun kimya mühendisliğinde falan demişti. Nasıl yani falan, sen bayağı kod yazıyorsun. Orada da tezi de ona benzer bir şey yapmıştım. Ve hani çok kendimi abartmak istemiyorum ama bir tane hatayı bulmuştum. Yani bilmiyordum, onların bayağı uğraştığı bir hataymış, bulamadıkları, ve onu çözmüştüm. Şimdi tam hatırlamıyorum detayları. O zaman demişti, sen ne yapıyorsun kimya mühendisliğinde? Sen bilgisayar okuman lazım falan. Ve hoca da ta o zamanlar sanki şey gibi, geleceği görmüş gibi, sen yurt dışında okuman lazım. Çünkü buradaki sistemle bu şey yapamazsın. Kimya mühendisliği devam etmen lazım. Bilgisayara giremezsin dedi. Ve o önayak olup şey yazdı. Referans mektubu yazdı. Ve o açmış oldu kapıları yani aslında. Buradan kendisinden selamlar yollamak isterim. Boğaziçi'nde yüksek lisansa başladım. Hesaplamalı bilimler diye. Yeni açılmış bir bölüm vardı. Bir dönem okumaya başladım. Ama kafamda nettim yurt dışına gitmek istediğim konusunda. Sonra işte İsveç'i çok istiyordum. Başvurdum. Özetle kabul aldım ve geldim. Uppsala'da okudum bu arada, İsveç'te. Yüksek lisansta da kod yazıyorsun. Adım adım öğrenmiş oldum. Uppsala'da ya kimya mühendisliği üzerine mi devam? Hayır, bilgisayar. Tamam, bilgisayar üzerine. Bilgisayar üzerine. Yani yüksek lisansta orada bunu tamamlayıp sonra bilgisayardan. Aynen. Yüksek lisansı bilgisayar üzerine yaptım. Yani iki tane ana dal gibi bir şey. Kimya mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği. O zaman ikinci soru olarak sana şunu soruyorum. Yeni bir ülkede yaşamak, ama bunu artık İsveç, Hollanda vesaire onlara vermeyeceğim. Norveç üzerine soracağım. Buraya gelmek nasıldı? Geldiğinde neleri yapmaya çalıştın? Kendini buraya daha hızlı adapte etmek için neler yaptın? Ne gibi zorluklar çektin? Bunlardan kısaca bir bahsetsen. Çünkü en çok bunu soruyorlar. Gidiyorsunuz, nasıl alışıyorsunuz? Ben yapabilir miyim? Biz yapabilir miyiz? 10 yıllık bir yaşanmışım var. O yüzden bunu en güzel sen anlatırsın diye düşünüyorum. Yine uzun bir cevap olacak. O yüzden kafamda kısaltmaya çalışıyorum. Bana da soruldu bu ve genelde benzer cevabı veriyorum. Burada bir ablam var. Türkiye'de yaşıyor. Evli, çocuklu. Onların da hayali yurt dışına gelmek. Benim diyebileceğim ya da kendimden fark ettiğim şey oldu. Oldukça zor bir süreç yurt dışına adapte olmak. Özellikle tek başınıza çıkıyorsanız, kendimde öyle oldu. Belki klişe olacak ama bence doğru. Açık fikirli olmanız lazım. Yani bu şu demek, doğduğun ve büyüdüğün bir yerde kültürel bir şeyleri öğreniyorsun ve fark etmeden bir sürü şeyi aslında üstüne giyiyorsun. Kıyafet gibi düşünebilirsin bunu. Ve onları taşıyorsun. O değerleri, o yargıları. Hani çok açık fikirliyim falan desem bile aslında birdenbire özellikle başka ülkede yaşadığında onu hiç ilgilenmeyen, onu hiç değer vermeyen insanlarla karşılaşabiliyorsun. Ve hani buna hazır olmak lazım. Şu an aklıma gelen Türk kültüründe şey vardır. Biri bir şey ikram ettiğinde işte çikolata olsun, kek olsun falan önce bir hayır dersin. Yok yok gerek yok falan çünkü ister beklersin ya. Avrupa'da bu yok. Özellikle Norveç'te. Yok dedim mi gidiyor. Yani evet hani adam sana sen aç olsun diyelim. Adam sana yemek cips ister misin diyor. Yok gerek yok ya falan. Ha iyi tamam. Şeklinde gidiyor. Sen de arkana evet aslında istiyorum falan. Hadi bu bir tane hani basit örnek. Bu bazen mesela şeyde de oluyor. Bir de şunu demek istiyorum. Mesela arkadaş ilişkilerinde de çok farklı değer yargıları olabiliyor insanların. Mesela burada bu biraz belki Norveç'e özgü bir şey. Ama hani insanlar her an son dakikada gelmeyebiliyor bir sisteme. Mesela bir partiye çağırıyorsun, 10 kişi çağırdın ve o son 2 dakikada adam gelmeyebiliyor, hasta olabiliyor, kız arkadaşı hasta oluyor, kendisinin bir sıkıntısı oluyor falan. Benim eski halim yani Türkiye'den yeni geldiğimdeki hali buna bozulurdum ve bir daha o adamı çağırmazdım falan çünkü kişisel alırdım sanki bana yapıyor falan. Yani garezi var gibi. Ha. Ama aslında değil. Özellikle Norveç toplumunda, bu İskandinavya'da var, sağlık veya hani iyi hissetmek çok mühim. Eğer o adam %90 iyi değilse, hani %10 bir hastalık varsa kesinlikle gelmiyor. Ve hani dediğim gibi bunlar benim örneklerim. Hani herkesin başka olabilir. Bu da yani bana şunu öğretti. Biraz açık fikirli olmak gerekiyor. Hani başka bakış açıları da var. Hani aile bağları çok enteresan. Özetle kendi kendine kalabilmek İnsana çok şey de öğretiyor. O bakımdan da çok güzel bir deneyim. Yani o zaman şöyle söyleyebiliriz. 10 yıldır Norveç'te yalnız olarak bayağı bir deneyimim var. Bayağı bir deneyim var. Peki şunu da sormak istiyorum. Arkadaşlık ilişkilerine mesela Türkiye'de nasıldır? Sen şimdi benim arkadaşımsın. Hiç tanımadım. Başka bir ortama ben seni dahil ederim. Orada da arkadaşlığım büyür. Buraya geldiğinden beri Norveç arkadaşların oldu. Biliyorum zaten. Onlarla nasıl bir ilişkin oldu? Bu şekilde kontağın yayılması var mı? Yani benzer mi bu kültürel şeyler? Var mı bunlarda bir farklılık? Evet, ben bunu çok düşündüm ve üstünden çok geçtim kendi adıma. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Herkesin deneyimi farklı olabiliyor. Yani ben bütün Norveçliler üzerinden konuşmak istemiyorum. Tanıdıklarım üzerinden konuşmak istiyorum. Deyip gömmeye başlayabilirim. Ama var ya Björner falan. Sen var ya sen. Yok da yine Türkiye'den, hani benim hatırladığım Türkiye'de ya da muhtemelen hala benzerdir. Aynı senin dediğin gibi Emin. Yani şeyle büyür. Böyle hani sen birini tanırsın, o birini tanıştırır. Sonra 3 arkadaşın olur. Sonra 5. Adım adım büyür. Ve bir şekilde de yardım eder. Hani arkadaş, hani Türkçe'de arkadaşlık biraz daha sanki şey ya. Hani hasta olduğunda ararsan o adam sana destek falan olur, getirir. Bir şey yapar yani, değil mi? Hani en azından benim hatırladığım, benim arkadaşlarım öyleydi. Ama şöyle düşün, şu anki bizim buradaki şu evet, WhatsApp grubumuz var sadece ama o da öyle. Evet. Yardımlaşmak sürekli bir yardım akıyor. Evet. Bir ortak şey var Türk toplumunda. Bu güneyde var bu arada. Bir tek Türkiye'de değil. Yani İspanyollar, Portekizler falan da böyle. Yalnız Norveç'te yine kendi evimden söylüyorum. Şu oluyor. Tamamen kişi olarak sana bağlı. Ne kadar çaba gösterirsen o kadar oluyor. Bu çok olur mesela. Norveç'ten gelip sana sen nesin, hikayen nedir, dün ne yaptın deyip sana özellikle soru sormaz. Ya da sorar ama hani ayıp olmasın diye. Evet. Burada senin kendi yaptıklarını anlatman lazım. Mesela arkadaşlık da öyle süren bir şey. Ben çok zorlanmıştım onda ilk başlarda. Mesela Emin diyelim sen Norveçli biri olduğunda bizim arkadaşlığımız bir. Bu kadar. Ve Emin'in kendi arkadaşları var. Hadi adım Björner olsun. Björner'in kendi arkadaşları var. Ve ben onları tanıyamıyorum. O geçmiyor. Sağlam. Yani hani mesela bizde yine şöyle olur ya, en azından kendimden bildiğim. Yemeğe çağırırım evine. Björner olsun adı. Björner yemeğe çağırırım. Ertesi gün o çağırır. Ertesi hafta diyelim. Evet. O çağırır. Ben de onun arkadaşlarını tanımış olurum. Sonra ben doğum gününe çağırırım. O doğum gününe çağırır. Hani bunlar bana yine önceki soru gibi kültürel olaraktan çok default, hani varsayılan bu gibi geliyor. Ama Norveç'te değil. Norveç'te her şey bireysel. Fazlaca bireysel. Evet. Başka şey olmasına gelmedi. Evet. Tamam. O zaman istemedim ondan. İyi yaptın ya. Peki o zaman şunu da sorayım. Norveç'te iş bulma sürecin nasıl oldu? Nasıl buldun ve ne gibi zorlukları veya kolaylıkları oldu? Biraz bunlardan, yani üstün körü bahsetsen ne olur? Evet, bunu çok duydum insanlardan buraya geldikten sonra. Yine kendi alanım için konuşabileceğim. IT kısmındayım, yani kod yazıyorum, yazılımcı olarak çalışıyorum. IT alanında iş bulmak oldukça kolay Norveç'te. İlk işim tez yazdığım şirket tarafından aldığım iş teklifiyle oldu. Ondan sonra kendi çabalarımla. Yaklaşık 3-4 sene sonra, eğer burada dayanabilirsiniz, 3-4 sene sonra headhunter'ları aramaya başlıyor. Ve yine kendi alanımda yani. Ve önü çok açık. İşsiz kaldığım dönemde oldu. Çünkü startup şirketlerinde çalıştım. 2 tane. Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde. En son işim, bundan bir önceki işimde küçülmeden dolayı işimi kaybettim. Ama hani yaklaşık 2-3 hafta içinde bir 10-15 yerle görüşmeye başlamıştım bile. Hani bu ben süper olduğum için değil, yani bir tek ondan değil. Ama aynı zamanda çok fazla alan var. Norveç bu anlamda bayağı ilerlemiş durumda. Startup anlamında ve teknik anlamda. Onlar canınızı sıkmayın yani. İş illaki bulunan bir şey. Peki Norveççe istedi mi? Evet, o güzel soru. Güzel bir soru. Norveççe ne yazık ki çoğu yerde gerekiyor. Bu yine biraz uzun bir cevap olacak ama Norveç'te neredeyse herkes İngilizce konuşabiliyor. Yani herkes. Bu hani evinize gelen musluk tamircisinden tutun, sinema girişindeki kapıdaki adam. Yani herkes İngilizce konuşabiliyor ve herkes bir şekilde hani hakim oluyor. Öyle çatpat da değil yani. Ama iş hayatında özellikle şirkete gireceksiniz, hani büyük bir şirkete girecekseniz illaki Norveççe gerekiyor. Ama eğer uluslararası bir şirkette çalışırsanız o zaman gerekmiyor. Benim ilk işimde gerekmemişti. Peki iş hayatı, eğitim, bunları hallettik. Peki birey olarak buraya geldikten sonra yaşadığın en büyük zorluk veya en başta geldiğindeki zorluk senin için neler oldu? Çünkü insana en çok kendini şimdi empati yapacağı zaman bu ilk geliş alanına çok odaklanıyor. Hayır, benim de sana bunları sormam gerekiyor. Evet. O yüzden en baştaki senin için sorun olan şeyler veya zorlayan şeyler neler oldu? Bayağı zaman olduğu için şu an izleyemiyorum. Ama ilk gelişim Norveç'e 2012'de Haziran ayında oldu. Stavanger şehrine geldim ve çok güzeldi o yaz. Tamamen güneşti ve yazları burası çok güzel. Sonra gelen kış, tabii İsveç'ten biraz tecrübem vardı ama Norveç bazı konuşacaksak genelde 2 büyük sıkıntı var burada. Çevresel, yani dış etkenler dersek. Biri karanlık, 2 soğuk. Çünkü kışlar oldukça karanlık ve soğuk geçiyor. Benim için soğuk pek sorun olmadı. Halen de yani fiziksel olarak hasta olabiliyorum ama çok rahatsız olmuyorum soğukta. Bu sene de dahil. Bu sene de dahil neredeyse. Yani tabii ilk seneden sonra biraz yoruldum ama... Ama karanlık, ya da hani kefeye koyarsak karanlık daha ağır basıyor. Günler çok kısa kışın. Yaklaşık 9.30-10 gibi aydınlanıyor hava. Ve 2.30-3 gibi kararmaya başlıyor tekrardan. Yani o denge biraz şaşıyor insanda. Hani ne zaman uyuyacağım, ne zaman uyanacağım gibi. Ya da yine bu kendi deneyimim ama Aralık, Ocak, Şubat, Mart çok hızlı geçiveriyor. Hani sanki bir gün pazartesi Aralık, Cuma'da Mart sonu gibi bir şey oluyor. Ya ben karanlığa çok hassasım. O çok zor oluyor. O yüzden hani başka ülkelere gitmeye çalışıyorum vakit buldukça. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi 10 yıldır buradasın. 10 yılın verdiği tecrübeden faydalanacağız. Ama şöyle. Yeni gelen Şadan'a. Mesela Şadan şu an yeni geliyor. Ve gittin yanına. Ne dersin? Neyi böyle yapmana gerek yoktu? Bunlara gerek yoktu. Neyi dersin? Güzel soru. Ya endişelenme derdim herhalde. Hani... sakin ol derdim. Biraz fazla şeydim. Endişeliydim bir sürü. Nasıl olacağı hakkında, iş hayatım falan filan. Çünkü bilinmeyene bir adım. Bilinmeyene bir adım. Evet. Güzel söyledin. İş hayatı Türkiye'de çalışmış muhtemelen izleyenlerin bir kısmı. Türkiye'de ben çalışmadım. O bakımdan şanslı mıyım, şanssız mıyım bilmiyorum. Ama duyduğumu biliyorum Türkiye ile ilgili. Çok daha rahat bir çalışma sistemi var. Tabii herkesin böyle olmayabilir ama kendi adıma yaklaşık 5-6 yerde çalıştım. Hepsinde de benzer bir şey var. Saat 8.30-9 gibi işe gelinir. Öğle yemeği 11 gibi yenir. 1 saat sürer 12'ye kadar. Sonra 3-4 gibi herkes zıp çantasını bağlar, fermuar sesini duyarsın, 3-4 gibi gider. Bir Büşra hani, hariç. Evet. Büşra'nın canım evet, eşimin şansına. Mesela şey çok oluyor. Bir sıkıntı var, bir şey patladı. Hani server çöktü diyelim falan. Hani ben halledip gitmek isterim eve, tamam mı? Ama Norveç'te bu cuma günü olmuşsa hele şey deniyor gayet Norveç rahatlığıyla. Ya pazartesi hallederiz ya falan. Hani adam cep telefonunda o sırada tren saatlerine falan bakıyor. O hani, tatili falan. Hani work-life balance denen bu iş ve özel hayat dengesinde özel hayat oldukça yüksek bir önem taşıyor. Bence bu yani evet. İnsan olarak olması bilmiyorum ne kadar yüksek seviyede. Senin kadar bilmiyorum yani. Ama bence önemli bir şey. Evet. Türkiye'de maalesef bunun tam tersi. Cuma akşamları bir bitmez. O cumartesi bir türlü gelmediği günler bilirim iş evet. yerinde. Zorlayıcı olabiliyor Türkiye'de bu öyle şartlar. Öyle olmuyor evet. Yani ama çok daha rahat yaşıyorsun. Peki Şadan, Norveç'e geldin. 10 yıl oldu. Onca yaşanmışlığın var. Peki insanlar buradan paylaşmak istediğin en önemli şey veya şeyler nelerdir? Ya bunu anlatmak istiyorum dediğin bir şey var mı? Norveç özelliğinde olabilir. Kendine alakalı olabilir. Yani buraya kadar dinlediyseniz belki hep kişisel anlarımı anlatmış oldum. Ama şunu da söylemem lazım. Burada devlet ve belediye çok güzel çalışıyor. Yani insanlarda bir güven var devlete karşı. Ve bu hakikaten karşılıklı bir güven. Gerçekten birbirlerini destekleyen bir durum var. Yani Türkiye'de en çok onu hatırlıyorum. Hani bir şey olduğunda kimse güvenmiyor. Ne hükümete ne belediyeye. Genelde arkasında bir şey arıyorlar insanlar. Hani bunu seven var sevmeyen var. Bir kısım insanları burada kuzu gibi görüyor. Sanki koyun gibi görüyor. Ama ben kendi adıma açıkçası beğeniyorum. Çünkü burada başbakanın adını bile bilmenize çok gerek olmuyor. Ya da milletvekilleri kimmiş, kim adaymış falan. Başbakanın çok bilmenize gerek yok. Ben de bilmem lazım ama. Vatandaşım aynı zamanda falan. Yani Norveçler biliyor. Başbakan adını biliyor ama hani şöyle oluyor Türkiye'de bir seçim olacak mesela herkes okumak zorunda. Bir de hani fazlaca... Ya okumasan bile her yere bir kere afişlerle... Evet. Her yani başkan adayını, her yerinkini bilmek zorundayım. Ve ben gibi. Küçükken şey diye büyümüştüm en azından kendi çocukluğumda. Hani apolitik olmak kötü bir şey. Herkesin politik olması gerekiyor gibi bir kafayla büyümüştüm. Taraf olmayan bertaraf olur. Aynen. Şeyimizin dediği gibi zatımızın. Yalnız işte burada o durum yok. Gerçekten bilmenize gerek yok. Politik anlamında da hani apolitik olabilirsin. Genelde zaten hükümetler değişiyor burada. Yani yaklaşık 10 küsur senedir gördüğümde 2 defa ya da 3 defa seçime denk geldim. Büyük seçime ve hükümet değişti. Önce sol bir partiydi, sonra sağ bir parti oldu. Ama pratikte çok büyük bir fark görmüyorsun. Çünkü sistem çok oturmuş bir sistem. Hükümet değişiyor ama devlet politikası evet. sabit kalıyor. Evet ve insanlar bunu devamlı bilmek zorunda kalmıyor. Hani mesela şey çok güzel, yerel seçimlerde çok net partiler sözlerini, beyanlarını açık bir şekilde anlatıyorlar. NRK buranın TRT'si gibi Norveç'in. İnternet sitesinden tek tek ulaşabiliyorsun ve herkesin eşit. Yani öyle televizyon saati hani bu kadar konuşacak, liderler konuşup zaten o istemiyorlar. Böyle bir kafa yok. Ben de açık görmedim. Yok, evet. Aynı zamanda bu bir tanesi. İkincisi de güven toplumu. Bu benim için çok mühim. Ve bu çok insanı rahatlatan bir şey. İnsanlar gerçekten güveniyor birbirine. Hani bunun sebepleri çok değişmek istemiyorum. Hani niye güveniyorlar? Hiç acı çekmedikleri için mi? Yoksa gerçekten mi güveniyorlar insan oldukları için? Onu tam bilmiyorum. Ama o güveni hissediyorsun. Mesela iş anlamında dersek Almanya'da biraz çalışmıştım. Türkiye'yi bilmiyorum dediğim gibi. Hasta olduğunuzda burada işe bugün gelemiyorum çünkü hastayım diyorsun. Bu kadar. Bu SMS bile olabilir yani. Hani rapor götürmenize gerek yok. İlk 3 gün için en azından. Ve bence bu büyük bir şey. Hani ben Almanya'da yaşarken gerekiyordu. Her hastalığını hastaneye gidip kağıt alman gerekiyordu. Burada çok şaşırmıştım. Ben hastayım işte gelemeyeceğim dediğimde ben sandım ki doktora gitmem lazım falan. Şefim o zamanki müdürüm şey demişti. Tamam gelme 3 gün hakkım var evde dinlen diye. Bunlar mühim bence. Aynı zamanda aklıma yeni geldi. Doğası çok güzeldir Norveç. Hani bunu da bahsetmeden edemem. Kesinlikle. Buna yani bütün o filmlerde gördüğünüz mesela bu Avengers'ta falan da çıkıyor. Hani arada böyle birdenbire doğa gözükür. Fjord, dağlar falan. Onlar hep Norveç. Ya Yeni Zelanda, Yüzüklerin Efendisi aynen. ya da Norveç'in batısı. Oslo o kadar güzel değil doğa olarak bence. Yani aynen. güzel ama o kadar etkileyici batısı değil. Batısı varken güzel kalmıyor. Batısı çok daha güzel. Aynen. Evet. Yani eğer turistik olarak da gelirseniz Stavanger çok güzeldir. Bergen ya da yukarıda Lofoten denen kuzey ışıkları çok güzeldir. Burada da gözüktü arada bir. Yani doğası gerçekten çok güzel. Ve Yaşalım. Özellikle yazın tekrardan kuzeye giderseniz Midnight Sun denir. Gece yarısı güneşim Türkçesi tam bilemedim. Onu görüyorsun. Yani güneş aşağı iniyor saat 12 gibi. Sonra dönüşüp doğmaya geri başlıyor. Evet. Kaybetmiyorsun güneşi yani. Batamıyor. Bilim kurgu filmi gibi. Gerçekten görüyorsun. Bata yazıyor. Aynen bata yazıyor. Ve imsakiler can alıyor. Evet. Yazın. Hazır Ramazan'da. Ramazan'dayken. Peki Şadan, son birkaç soru, uzun bir video oldu, toparlamak istiyorum. Norveç'e geldiğinden beri senin için hayatında, Norveç'teki hayatındaki en büyük dönüm noktası ne oldu? Özetle Covid zamanını burada geçirmek bayağı etkiledi Norveç'e karşı bakış açımı. Ben 7 yılı doldurup vatandaşlığımı alıp dönmeyi planlıyordum. O da işte 2019'a falan denk geliyordu. 2020 işte. Tam Covid'in geldiği zamanlar. Ülke birdenbire kapandı. Panik hali herkeste var. Türkiye'de de var. Burada şeyi fark ettim. Hükümet yine gerçekten uğraştılar. Belediyeler de her yere tek tek merkezler kondu. Aşı merkezleri, test merkezleri ve çok düzgün bir şekilde işledi her şey. Ve o an şeyi hissettim. Yani bir sahip çıkma, bir herkesin bir araya gelme, bir kenetlenme hali, seferberlik hali geldi. Bütün ülkede neredeyse insanlar arasında. Onu görmek beni etkiledi. Ve yani hakikaten neyi yapmak istediklerini anlamış bulundum biraz. Yani Norveç'te. Bir Norveççe bir kelime samfunne yani böyle toplum gibi bir şey aynen. Hani onu gerçekten o bilinci gerçekten sahip ya da onu yapmaya çalışıyorlar. Bir hükümet olarak, bir belediye olarak toplum bilincini geliştirmeye çok uğraşıyorlar. Peki Norveç'e geldikten sonra Norveç'in senin hayatına katmış olduğu avantaj veya iyi bir şey var mı? Veya neler var? Böyle kısaca bahsetsen. Yani özgüven veriyor insana. Yurt dışında yaşamak, en başında bahsettiğim gibi kendini tanımış oluyorsun. Ekonomik anlamda büyük bir etkisi var. Yani daha rahat hissediyorsun. Yalnız bunu da kısaca belirtmek istiyorum. Çok 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 zengin olmuyorsun. Burada zaten eğer gelirseniz bunu fark edeceksiniz. Hani zengin ve fakir arasında büyük bir fark yok. Ve bu şu demek oluyor. Yani süpermarkette çalışan birine karşı hani danışman olarak çalışıyorsunuz mesela benim gibi. Arada fark var evet ama çok çok büyük bir fark yok. Hani bu bence güzel bir şey. Ama hani kimileri bazen bundan hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü böyle hani şey sananlar var. Bir yıl sonra hemen araba alırım. 2 sene sonra ev alırım falan gibi. Hemen pek öyle olmuyor. 3. ayda arabanızı alabiliyorsunuz çünkü. Evet. Yani bizim için öyle. 3 ay. Evet. Hatta o da Büşra'nın ehliyeti almasını bekledik. Ya olabiliyor ama hani şey demek istedim. Mesela Dubai'ye yerleşen insanlar var tanıdığım. Hani onlar çok daha hızlı bir... O biraz vergiyle alakalı. Evet. Burada o çok vergi şey... var. Bu da ayrı konu. Evet. Yani Norveç ekonomik anlamda benim hayatıma bayağı yoğun bir rahatlama kattı diyebilirim. İş anlamında da yani hem çalışıp hem müzikle uğraşabiliyorum, fotoğraf çekebiliyorum ve her şeye vaktim kalıyor. Hafta sonları özellikle tamamen çalışmak hiç normal değil hafta sonlarında. Yani mesaiye kalmak diyeyim ya da pek yapılan bir pratik değil. Peki son olarak bir yorum istiyorum senden. Özellikle izleyicilerimiz için. Norveç olur, başka ülke olur. Buralara gitme yolunda olanlar var. İletişim halinde olduğum insanlar da var sürekli olarak. İşte uğraşıyorlar, çaba gösteriyorlar. Onlara söylemek isteyeceğin ne var? Yani ne yapmanı önerirsin? Nelere takılmamalarını, neleri kafalarında büyütmemelerini önerirsin? Böyle bir verebileceğin kısa yollar var mı? Dil öğrenmelerini tavsiye ederim. Yani İngilizce güzel ama çok akıcı konuşmak gerekecek İngilizceyi. Ve aynı zamanda tekrar edeceğim ama açık bir dilde olmak çok mühim. Yani kendi değerlerinin karşılıklı burada olmasını beklememek lazım. Disiplin olması gerekiyor bence insana. Yurt dışında yaşayabilmek için, ayakta durabilmek için. Büyük bir beklentiyle gelmemek lazım. Onu hep diyorum, insanlara da diyorum. Hani çok büyük bir beklentiyle gelmemek lazım. Çünkü o zaman hayal kırıklığına uğramak çok rahat oluyor. Ve en azından Norveç için konuşursam da kültürü biraz farklı. Yani Güney Avrupa'ya göre oldukça farklı bir kültür. Başta soğuk geliyor, zamanla alışıyorsunuz. Ama yani dediğim gibi açık fikirli olmak lazım ve değişikliğe hazır olmak lazım. Benim Şadan'a sorabileceğim sorular bunlardı. Zaten arkadaş olmamızdan itibaren biraz kasılmak durumunda da kaldık. Yani kamera arkası daha keyifli oldu diye. Biz çok eğlendik. Bir daha bekleriz. Part 2 yapalım. Onun dışında sizin sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak yorumlara bekliyoruz. İlk 5 gün boyunca Şadan'dan sözünü aldım. Kendisi cevaplar verecek. Onu da şey yapacağız. O yönden yani her anlamda sorular sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız da yorumlara tekrardan yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Oslo'dan herkese selamlar. Yes, kayıttayız. Hadi.